Merhaba çocuklar, bugün sizden de soru markası test 37 ile, yani sıfatlar konusu ile devam ediyoruz. Şimdi bakalım, birinci soruyla başlayalım. Uğur'un cümlesinde hangi sözcük bir varlığın özelliğini belirtmektedir? Yani, bakalım, babam sarı çanta aldı. Şimdi çanta bir varlık. Çanta bir varlık. Çantanın hangi özelliğinden bahsediyorum? Nasıl çanta? Çantaya nasıl sorusunu soruyorum. Nasıl çanta? Sarı çanta. O zaman hangi sözcük bir varlığın özelliğini belirtir derken sarı sözcüğü çanta olan varlık sözcüğünün özelliğini belirtiyor. Yani rengini belirtiyor. İkinci soru. Aşağıdaki çocuklardan hangisinin cümlesinde varlığın özelliğini belirten bir sözcük yoktur? Yani sıfat yoktur diye soruyor. Yeşil kazağını çıkardı. Kazak. Nasıl kazak? Yeşil kazak. Bu bir sıfattır. Bu da bir varlıktır. Kazağın yeşil olduğundan bahsediyor. Fırında ekmek aldım. Ekmeğin özelliğinden bahsetmiyor. Boyasız ayakkabısını giydi. Nasıl ayakkabısını giydi? Boyasız ayakkabısını giydi. İşte sıfatımız burada. Burada da var sıfat, burada da var ama B şeklindeki arkadaşımızın söylediği cümlede sıfat yok. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi bir varlığın durumunu bildirmektedir? Evet, yani durum sıfatından bahsediyor. Yıkılmış evin önünde duruyordu. Nasıl ev? Yıkılmış bir ev. Evin durumundan bahsediyor. Beyaz önlüğü giydi derken önlüğün beyazlığından bahsediyor, renginden. Ağacı iki kuş kondu derken burada da sayıdan bahsediyor. Burada renkten bahsediyor. A şıkkında ise evin yıkık virane olduğundan bahsediyor. O yüzden cevap A şıkkı. Dördüncü soru. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bir varlığın özelliğini belirtemez. Şimdi varlık olması için kalem, kitap, defter gibi nesnelerin ismi olması lazım. Beş sayısı bir varlığın özelliğini belirtir. Mesela beş kalem diyebilirsiniz. Kalem. Ya da kırmızı kalem de diyebilirsiniz. Ama kalem kelimesi bir varlığın adıdır, varlığın özelliğini belirtmez. Çünkü o zaten varlığın kendisidir. Kalem bir varlık adıdır. Sıfat olarak kullanamayız bunu. Ama kalemin sayısını söylediğimizde veya rengini söylediğimizde sıfat olarak kullanabiliriz. O yüzden dördüncü sorunun cevabı B şıkkı olacak. Beşinci soru. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin cümlesinde varlığın sayısını belirten bir sözcük vardır? Ali okula gitti derken varlıkla ilgili okul bir varlık kelimesidir mesela ama hiç varlık sayısını bilmeyen bir sayı yok. Bahçeye 3 fidan diktik. Fidan diktik. Kaç tane, ne kadar, nasıl fidan diktik? 3 fidan diktik. İşte varlığı sayı olarak belirten burada. Siyah saçlarını boyadı derken saç bir varlık adıdır. Nasıl saç? Siyah saçlarını derken burada da renk belirtiyor çocuklar. Altıncı soru. Yuvarlak masa aldık cümlesindeki yuvarlak sözcüğü masanın hangi özelliğini belirtiyor? Masanın rengini, sayısını tabii ki biçiminden bahsediyor. Evet, yedinci sorudayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat, ön ad yoktur? Annem kazak ördü. Annem kırmızı kazak ördü. Annem geniş kazak ördü. Evet, şunu bir büyütelim. Annem kazak ördü derken hiçbir sıfat yoktur. Kazak ne renginden, ne durumundan, ne biçiminden, ne özelliğinden, hiçbir şeyinden bahsetmiyor. Ama mesela B şıkkında kırmızı kazak. Kazağın renginden bahsediyor. Burada bir sıfat var. Geniş kazak derken kazağın genişliğinden, durumundan bahsediyor. Bu
Burada da bir sıfat var ama A şıkkında sıfat yok. 8. soru. Nesrin cümlesinde boş bırakılan yere hangi sıfatın yazılması uygun olur? Çocuk masaya oturdu, nokta 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 karnını doyurdu. Çocuk masaya oturdu ve aç karnını doyurdu olacak. 9. soru. Ayşe'nin cümlesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi sıfatların yazılması uygun olur? Akın nokta nokta dilli, nokta nokta yüzlü bir çocuktur. Akın siyah dilli, yaş yüzlü bir çocuktur. Olmaz. Akın tatlı dilli, güler yüzlü bir çocuktur. Olur. 9. soru 5. 10. sorudayız. Onur'un cümlesinde hangi varlığın özelliği belirtiliyor? Zavallı kuş kafesteki suyunu güçlükle içti derken, evet, hangi varlığın özelliği belirtiliyor? Kuşun kafesteki suyunu güçlükle içti derken kuşun özelliği belirtiliyor. 11. soru. Öğrencilerden hangisi evinde evin diğer yerinden farklı bir özelliği belirtilmektedir? Geniş odalı ev, sarı odalı ev, küçük odalı ev. Yani burada sıfatın hangi sıfat olduğunu soruyor. Geniş odalı ev derken durum sıfatı olmuş oluyor. Sarı odalı derken renk, yani şekil, biçim bildiriyor. Pardon, renk bildiriyor. Küçük odalı ev derken de şu durumu silelim de biçim diyelim. Daha doğru olacak. Biçim. Burada aynı şekilde biçim bildiriyor. O zaman sarı odalı ev bizim farklı bir özellik belirten sözcüğümüz olacak. Evet, Cem'in cümlesinde önündeki sözcüğü ağacın hangi özelliğini belirtiyor? Okulun önündeki ağacı suladım derken okulun neresindeki ağacı sulamış? Önündeki, yani yerini bildiriyor. Evet, bir sonraki testteyiz. Aşağıdaki sorulardan hangisi bir varlığın özelliğini bulmak için sorulabilir şeklinde söylemiş? Hemen bakalım. Evet, bir varlığın özelliğini bulmak için nasıl sorusu sorulur. Evet, ikinci soruyla tekrar devam ediyoruz. Öğrencilerin söylediği cümlelerin hangisinde ön at vardır? Tamer bekçiyle konuştu. Yok. Serap müzik dinliyor. Yok. Salih çizgili gömlek giymiş derken gömleğin çizgili olmasından bahsediyor. Burada vardır. Evet, üçüncü soruyla devam ediyoruz. Mutlu sözcüğü hangi cümlede varlığını bitirmek için söylenmiştir? Mutlu yıllar diledim, insanları mutlu gördüm, mutlu okula geldi derken mutlu yıllar, nasıl yıllar? Mutlu yıllar, yani aç. Evet, dördüncü soru. Hangi öğrencinin cümlesinde varlığı işaret yoluyla belirten bir sözcük vardır? İşaret yoluyla belirten sözcüklerimiz neydi? Bu, şu, o, bunlar, şunlar. Onlar sıfatlarımızdı. Bu kalem derken varlığı işaret yoluyla belirtmektedir. 5. soru. Yukarıdaki şarkı sözlerinde varlığınla ilgili belirten kaç tane sözcük vardır? Bakalım. Rengini belirten diyor. Özellikle söylüyor. Beyaz gömlek giyme toz olur. Gömleğin beyazlığından siyah gömlek giyme söz olur derken de özür dilerim. Gömleğin beyaz ve siyah olmasından, yani iki tane özelliğinden bahsediyorum. Evet, Ege'nin cümlesinde yaşlı sözcüğü hangi sözcüğü niteliyor? Yaşlı adam yolda yürüyordu derken yaşlı sözcüğü adamın sonraki testteyiz. Evet. 7. soru. Fatma'nın anlatımında
sözcük vardır. Dar yoldan geçtikten sonra büyük meydana çıktık. Siyah heykeli gördük. Şimdi dar yol derken nasıl yol? Dar yoldan geçtikten sonra bir tane burada var. Büyük meydana çıktık. Nasıl meydan? Büyük meydan. İkincisi burada. Oh, çok büyüktü. Ay, ekran taşıyalım. Evet. Ve siyah heykeli gördük derken de üçüncüsü siyah heykel. Yani bir, iki, toplamda üç tane sıfat var. Evet, sekizinci soru. Yukarıdaki cümlede sıfat ön at içeren sözcükler hangi seçenekte doğru verilmiştir? Sarı gelini beyaz ata bindirdi. Hangi gelin? Nasıl gelin? Sarı gelin. Nasıl at? Beyaz at. O zaman sarı ve beyaz kelimeleri bizim sıfatlarımızdır. Sekizinci soruyu da bitirdik. Dokuzdayız. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi varlığın biçimini belirtmektedir? Biçim. Kare mi, yuvarlak mı, eğik mi, dik olduğundan bahsediyorum. Masal. Nasıl masal? Yuvarlak masal. İşte masanın yuvarlak olmasından bahsediyor bize. Ve biçimini anlatıyor. Onuncu soru. Yukarıdaki cümlelerde geçen sıfatlardan hangisi varlığın rengini belirtmektedir demiş. Selim Baba'da güzel kızlar Yeşil Ova'da papatya topluyor. Hangisi rengini belirtmektedir? Yeşil. 11. soru. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Sıfatlar ön at yani varlıkların sayısını belirtir. Doğru. Sıfatlar, ön atlar varlıkların durumunu belirtir. Sıfatlar isimlerden sonra yazılır. Tabii ki sıfatlar isimlerden önce yazılır. Evet, sayısını belirtir, durumunu belirtir. Ama isimlerden sonra değil, önce yazılması lazım. 12. soru ve son sorumuz. Aşağıdaki eşleştirmelerde hangisi yanlıştır? 5 kalem derken sayı bildiriyor, doğru. Sandalye derken sandalyenin kırık olduğundan yani durumundan bahsediyor. Doğru. Küçük ev derken renk bildirmiyor. İçinden bahsediyor. Evet, yanlış olan C şıkkı. Evet, bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere.